Hocam bu akşam saat 8 sıralarında Gaziantep'te Karşıyaka Polis Karakolu yakınında bomba yüklü bir araç infilak etti. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 61 kişi de yaralandı. Yetkililer acil kan ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Yaralı sayısının fazla olması nedeniyle bayram izninde olan doktorların da göreve çağrıldığı öğrenildi. Patlamada iki halk otobüsü ile iki otomobil parçalanırken patlamanın etkisiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü. Bu arada bazı vatandaşların kahrolsun PKK şeklinde slogan attığı görüldü. Gaziantep Belediye Başkanı Asım Güzel Bey, bölgenin Gaziantep'in en işlek caddelerinden biri olduğunu, eğer bu saldırı Arife günü meydana gelseydi 60 kişi ölebilirdi diye konuştu. Böyle zaaf sözler söylenmez. Evet. Adama yol göstermiş olursun o zaman. Ha der adam biz hatalı iş yapmışız. O zaman Arefe günü yapalım der. Efendim. Kahrolsun PKK. 30 seneden beri söyleniyor kahrolsun PKK. Kahrolsun PKK diyecekler ne? Darwinizmle ilgili bir tane kitap birisine hediye etseler, Darwinizmle ilgili bir şey öğrenip onu anlatsa, materyalizmi çökertecek bir sohbet yapsa bayram sohbetlerinde, bayram ziyaretlerine giderken bir kitap götürsün Darwinizmi, materyalizmi çökerten, PKK'nın açmazını anlatan sohbetler yapsınlar, bilgilerini artırsınlar. Bu şekilde olur. 30 yıldan beri kahrolsun PKK. Adam güler geçer buna. Yani o Müslüman milleti kahretmeye çalışıyor. Yani sözde kahredilmez. İlimle kahredilir, bilimle kahredilir. Akılla, sevgiyle kahredilir. Kahrolsun demene kahrolmaz. Yani Allah dilerse olur. Ama sebebe sarılmak lazım. Bu da bir kere dilekçe versinler. Devlet Darwinist materyalist eğitimden vazgeçsin. Bir yanlışlık olmuş. Yıllar önce bir yanlış başlangıç yapılmış. Bu yanlış başlangıç ila nihaya gidecek diye bir şey yok. Yanlış bir politikası var hükümetin, devletin. Darwinist materyalist eğitim bırakılması gerekiyor. Gece gündüz gençlere Darwinist materyalist eğitim yaparsan, diyalektik felsefeyi anlatırsan, onlar da diyalektik felsefeye uyuyorlar. Diyalektik felsefeye uyan adam da Marksist Leninist oluyor. Leninist olunca da işte böyle terörist anarşist olur. Geçersizliğinin anlatılması lazım.